Sonra ne oldu diye hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün de çok renkli bir kişilikle bu programımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye onu kimi zaman sevinirken, kimi zaman çok üzülürken, kimi zaman da o muhteşem başarılarıyla hatırladı. Efendim yaklaşık 33 yıldır Türkiye'de teknik direktörlük yapıyor. Çok büyük başarılara imza atmış bir isim. Yılmaz Vural hocamızla birlikteyiz teknik direktör. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmetciğim. Sonra ne oldu da sonrasını merak ettiğimiz birçok şeyi konuşacağız bugün ama ben hemen başlamak istiyorum. 33 takım. 1969 yılından bu yana gelen bu serüven nasıl hocam, biraz oraları değerlendirebilir miyiz? Herhalde Türk futbol tarihinde ilklerden bir tanesiniz. Ya şimdi Şenol hocamın 800 küsür tane yönettiği maç var, resmi maç. Benim de 730 tane. Çünkü o devam ettiği için. Ve benden sonra Samet geliyor, sonra Fatih Hoca işte derken diğerleri arkadan geliyorlar maç sayısı anlamında. Dolayısıyla bu 730 maçı biz sokakta yönetmedik yani. Resmi takımlar bunlar, ligimizin takımları. Böyle bir deneyim var. Bir de benim tabii farklı olan tarafı, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi var. Hemen hemen hepsinde ikişer üçer kez oldu. İzmir Spor'la başladı. Ondan sonra profesyonel olarak, tam profesyonel olarak Malatya Spor'la başladı ve bu serüven devam etti. Takımların isimlerini saysak program yetmez ama ben hemen güncelden gitmek isterim. Fatih Terim istifa etti. Ardından Lucescu geldi ve maalesef Dünya Kupası elemelerinde başarısızlıkla sonuçlandık. Eğer Lucescu olmasaydı da Yılmaz Vural olsaydı şu an neredeydik? Ya şimdi tabii ben yaparım, ben ederim, bunlar söylemek kolay. Ama şu var ki bundan daha kötüsü olur muydu? Olmaz. Olmaz. Dolayısıyla başarma ihtimalimiz ondan bir fazlaydı. Neden? Bizde önce insan gelir, sonra iş gelir. Yani bizde otorite eğer insana ilişkiyi iyi oluşturabilirse saygı oluşturur. Bir Avrupa gibi değil burası. Hı hı. Dolayısıyla Avrupalıyla veya yabancıyla Türk arasındaki fark budur. Hı hı. Ben ısrarla Türkiye'de yabancının çok başarılı olmayacağını defalarca söylemişimdir. Hayır, yabancı bu ülkede olmaz. Zaman kaybettirir. Bu ülke insanıyla iş yapacaksanız, bu ülke insanını anlayacak, tanıyacak, bilecek en iyisi kendisinden gelendir. Ha şimdi böyle bir tez var. Ben buna çok kırılıyorum, üzülüyorum. Ya Türk yapamaz, Türk beceremez, işte o çok pahalı, o çok ucuz, o dünya çapında bir oyuncu, senin kariyerin nerede? Böyle bir saçmalık olmaz. Evet. Ben şimdi düşünüyorum, Şenol hocamız Beşiktaş'a mükemmel gidiyor. Belki futbol tarihinin en önemli durumunda şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. 10.sü, 10 puanı var. Birincisi. Şimdi maçtaydık çoluk çocuk, o kadar mutlu olduk ki. Ve şimdi varsayalım ki ilk 16'ya kaldı. Ve Barcelona'nın girdiği zaman bu ilk 16'da diyelim, onu eledi. Ve gitti Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Acaba Şenol Hoca'yı Barcelona veya Real Madrid takımı hoca olarak alabilir mi? Alır mı hoca? Alır mı? Büyük yani. Bir soru işareti. Çünkü şimdi işte Türk antrenörlüğünün yetişmesindeki eksikler, işte onun yabancıyla ilgili sorunu, onun dünyaya olan açılımı, onun vizyonu yeterli bulunmuyor. Çünkü dünya bir yerde şöyle bakıyor. Siz bir futbol ülkesi misiniz? O ülkede dünya çapında söz sahibi misiniz? Değil misiniz? Yani pazarlamada çok önemli şeyler bunlar. Ama mesela hocam hani Fatih Terim'in geldiği zamanlarda da milli takımda çok konuşuldu. Başarısızlıklar konuşuldu. O bir Türk teknik direktörüydü ama zannediyorum orada bir motivasyon eksikliği mi vardı? Ne vardı? Neydi aman hani ya, milli takımın bu kadar bu denli başarısızlığı? Gerçekten uzmanlık konusunda Türk antrenörün yabancı meslektaşlarından daha geride olduğunu düşünüyorsak ki doğrudur. O halde ki suçlanacak olan antrenör müdür veya başka kurumlar mıdır? Bu antrenörler kendi kendilerine yetiştirilmiyor ki, birileri yetiştiriyor bunları. Hı. Türkiye'de. Bakın Türkiye'de en suçsuz olan antrenör ve oyunculardır. Çünkü bunlar neden suçlanıyor? Üretim sahadır ve sahada da bir sonuç vardır. Bu sonucu kim yapıyordur? Antrenörle oyuncudur. Tamam da siz yeterli antrenör, yeterli oyuncu yetiştiremediyseniz bu uygulamanın çok doğru olacağını nasıl düşünebilirsiniz ki? Göztepe'de müthiş bir başarıya imza attınız. Süper Lig'e çıkardınız Göztepe'yi ve bütün sahanın adeta sevgilisiydiniz. Stadın bütün seyirciler size son derece saygıda bulunuyorlardı. Ve Göztepe Süper Lig'e çıktı. O sevinme anınızı da hatırlıyorum. Yerlerde kendiniz süründünüz falan. Çok böyle enteresan görüntüler oldu ama şunu sormak istiyorum. Sonra ne oldu da Göztepe Spor'la devam etmediğiniz başarınızın ardından? Yani aslında bu sorunun muhatabı ben olmamam gerekiyor. Çünkü ben subjektif bir şeyler söyleyebilirim. Yani çünkü kendim odaklı konuşabilirim. Bana sorsanız sevgili Mehmet Sepi'ne sormak lazım. Niye diye. Çünkü sonuç olarak
kararı veren ben değilim. Ben çalışmak istiyordum. Hem de çok istiyordum. Ama bunun nedenleri ne vallahi bilmiyorum. Benimle kendisi konuşmadı. Şöyle diyebilirdi. Hocam sen bunu istemişsin, bunu ben bunu yapamam. Şimdi olur mu? Benim zaten arkamı sıvazlasan hemen biz affedersiniz tabiri caizse kafaya gelen bir adamız yani. Biz çok öyle ekonomi, mali boyutu falan filan o neden gösterilen şeyleri çok ısrarla olsun diye düşünen birisi olmadı. Çok istiyorduk. Neden? Sanırım işte burada. Düşünün şimdi İzmir'in halini. İzmir'in buna ihtiyacı var. Bana Yılmaz bak sen bunu dedin şu olmasın şu olsa olmaz mı falan böyle bir görüşme yapmadım ben. Ekonomik anlamda parayla pulla işim olmaz diyorsunuz yok, hiçbir zaman. O yok, da çok olmaz. Enteresan geldi olmaz. Bana yani sizi araştırdığımız zaman hakikaten parayla pulla işiniz olmaz mı yani takım çalıştırırken? Ya tabii ki profesyonel bir insanım. Ben de istiyorum ki kendi değerim neyse o değerimin sahibi olayım. Ama hiç ben öyle bir değerin sahibi olmadım. İşte mesela en son Konya Spor'la bir anlaşmamız söz konusu olacaktı. Çünkü orada çok adım geçti. Bana oradan haber geliyor ben. Ve gerekçe olarak da Konya Spor takımı da çalıştığım dönemde hak ettiğim parayı sezon sonuna kadar bana kimse ödemedi. Kulübün eski başkanı sevgili Bahattin Bey dedi ki bana hocam ben daha görevin başındayım. Sonra kendisi görevden ayrıldıktan sonra bana dedi şimdi federasyona verebilirsiniz dedi. Ben de federasyona gittim. Çünkü benim hakkım bu vermediler. Bunu değerlendirdim. Federasyon da buna bir karar verdi ve 3-4 yıl sonra tahmin ediyorum o paramı ben geri almış oldum. Kulüplerin maalesef vermeye dayalı değil, vermemeye dayalı bir sistemi var. Yani onlar da haklı. Şöyle işte çok mağdurlar, ekonomileri çok sıkıntıdalar. Vermemek işte nasıl bundan tarafından bu dönecek ama tamam da herkes bu işi yaparken delikanlı kimse şey yapmıyor. Ben bir sürü kulüpte İnanın bugüne kadar 100 lira kazandıysam genel olarak sözleşme gereği bunu yemin ediyorum size onda birini almışımdır. Yılmaz Vural'ın başarıları ortada ama bir temel hataymış gibi de gözüken bazı konular, kavramlar var. Mesela işte Göztepe'den ayrılması, sebebini bilmediği bir şekilde ya da başka takımlarla alakalı. Başkanlarla mı anlaşamıyorsunuz, yönetim kurulundaki insanlarla problem mi yaşıyorsunuz, oyuncu grubuyla yaşadığınız bazı problemler mi var? Ne oluyor da Yılmaz Vural üzülüyor? İnanın gittiğim her kulüpte başkanından tutun da en alt çalışan ahçısına kadar kim varsa oyuncular dahil benim hiçbir problemim olmaz. Büyüğümüze karşı saygımızda kusur etmeyiz, küçüğümüze sevgimizde. Hiçbir oyuncuyla problemim olmaz. Bu kadar takımda çalıştım ben. Benim oyuncularla olan problemim bile olsa ki o da yönetmeden kaynaklanır. Yani doğru olan bize göre neyse o yapılmıştır. Yıllar sonra oyuncular gelip hocam kusura bakma sen haklıymışsın. Dediklerini biliyorum. Yani bir sorunum olmaz. Sonra ben de kendime soruyorum ya ne yaptım ben? Yani şimdi bu takımdan ayrılırken örneğin en son takımından insanlar şöyle düşünebiliyor. Haksız da bir zan altında kalıyorsun. Yani 14 yıl sonra başaramamış bir takımı 3 yıldan beri kulüp yönetiminde olan bir kulüp başkanı bu kadar size faydası olmuş ve sizi bir yere getirmiş. Çok önemli bir apolot takmış size o yaptıklarıyla değil mi? Bunun parayla ölçülebilir bir karşılığı var mı? Bu kulübün 10 milyonsa geliri 100 milyona çıkmış. Böyle de bir ekonomik çıkarlanmaya girmişsiniz. Ne yaptı bu adam size? Yani siz şimdi para diyorsanız 1 milyon 700 bin 1 milyon küsür euroları oyuncular alıyorsunuz oraya. Yani hoca mı isteyince problem oluyor diye düşünülmesi gerekmiyor mu? Evet. Yani nasıl bugün Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı 9-10 maç kaybetti halde o takımda görevine devam ettiyse, bugün Abdullah Avcı olduysa, milli takımlarda ve şu anda Türkiye'nin çok başarılı hocaları arasında ismi sayılıyorsa, bunun yalnız kendi başarısı değil, o kulüp yönetiminin ona gösterdiği toleransa da yatar iş. 9 kaybettiyse bekleyelim, 9'la kazanır bu. Çünkü bile bile bir hocayı seçiyorsanız, bir sportif de amaç taşıyorsanız, bu başarının er veya geç geleceğine inanıyorsanız evet. Onun peşinden gidiyorsunuz. Ama çoğunun yok böyle bir alışkanlığı. Yani oraya niye, hangi amaçla o kulüp yönetimindeler, ticari mi, siyasi mi, sportif bir amaç taşımıyorsa ne var? Yani başkanların sportif bir amaç taşıması yani, lazım. Bir iş adamı arkadaşım dedi ki kahvaltıdayız Londra'da. Yılmaz dedi ben seni İngiltere'nin en önemli spor yazarıyla tanıştıracağım dedi. Daily Mail gazetesinin baş yazarı Matt Barlow diye bir adam dedi. O dedim ya, körün aradığı bir göz, buyur getir tanışalım. Adam geldi kahvaltı, sohbet ediyoruz, yoğunlaşmaya başladık falan filan dedi ya, çok enteresan buldum söylemlerini. Şunu ses kaseti şeyini alabilirim bir kasete. Tabii al dedi. Ve ertesi gün dedi bak dedi, biz İngiltere'de dedi portreleri tanıtmayız. Bizim burada hep geneli anlatırız biz.
Ama ben seni İngiliz futbol kamuoyuyla tanıtmak istiyorum dedi. Ve ertesi gün gazetede koca başlıklarla arka sayfa olduğu gibi bize anlatıyor adam. Ve orada söylemlerinden alıp bir şeyi çıkarıp koymuş. 86 yılında Alex Ferguson'la ben aynı günde göreve başladık. Ben Malatyaspor'da, o Manchester United'da. Adam oradan emekli oldu. Ben 33 takım değiştirmişim. Şimdi Allah aşkına tartışalım. Burada kabahati kim, ben miyim? Düzeni mi bu işin, sistemi mi, kim yani? Evet. Sevgili Allah rahmet eylesin İlhan Cavcav, işte perşembe başladım, pazartesi görevime son verdi ya. Bir tek maç oynadık. Ulan ne yaptım ben? Yani o bir tek maçta sen nasıl benim iyi veya kötü antrenör olduğumu tespit ettin? Nasıl bu kadar çabuk karar veriyorsun? Gerekçe ne? Gerekçesi saçma sapan nedenler ya. Hocam, başkanlar genellikle teknik direktörleri, teknik patronlara karışırlar diye bir kavram çıktı Türk sporunda. Özellikle işte bu spor programlarında, spor medyasında falan çok tartışılır oldu. Yılmaz Vural işine karıştırır mı? Yani hani başkanlar size bir talimat verebilir mi? Maç oynanırken şu oyuncuyu al, bu oyuncuyu çıkar falan dedikleri zaman sinirlenir misiniz? Yani çok karşılaşmadı böyle şey. Ama çoğu tabii ki, yani Türkiye'de %99'u yapıyor bu işi. Antrenörleri de seçerken zaten bunu benimseyecek, kabul edecek adamları seçmeye çalışıyorlar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Yılmaz Vural bu kadar iyi bir teknik direktörken, yaptıkları ortadayken, başarıları ortadayken niye almıyorlar hocam size Allah aşkına? Trabzon'da çalıştım. Ama yani dördüncü büyükte çalıştım. Beşinci büyük Bursa'da çalıştım. Bursa'da 3 kere çalıştım. Trabzon'da bir kez çalıştım. Ve diğer üçünde çalışmadım. Evet. Yani onu ben çünkü bakın, oralara Türk antrenör gelecekse mümkün olduğu kadar kendi içinden gelmiş Türkleri tercih ediyorlar. Oranın imparatoru olmuş, gol kralı olmuş, kaptanı olmuşları tercih ediyorlar. Kendi camiası ona daha hoşgörülü bakıyor. Bir tanesinde doğru zamanda doğru insanlarla çalışma Allah fırsatı verir inşallah bir gün. Bakın o zaman antrenör katkısı bir takıma ne kadar olacaksa, evet, olacaktır kanaatindeyim, iddiasındayım her zaman. Şimdi Yılmaz Vural'ı biz sahalarda kimi zaman yerlerde sevinirken, kimi zaman futbolcularını döverek sevinirken, kimi zaman da üzülüp ağlarken gördük. Evet. Bu insani duygularınızdan dolayı da bazen size, kusura bakmayın tabirimi hoş görün, şovmen dedikleri de oluyor. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hakikaten o şovmenlik tarafını mı ön plana çıkartıyorsunuz? Yılmaz Vural, mutlu olurum ya. Bu dünyada en zor şeydir şovmenlik. Yani bugün kaç tane Cem Yılmaz var Türkiye'de Allah aşkına ya? Kolay mı şovmenlik, insanları güldürmek, insanları eğlendirmek? Dünyanın en zor işi. Çünkü siz de insansınız, sizin de onları güldüremeyecek kadar mutsuz olduğunuz dönemler olamayacak mı bir insan olarak? Yani dünyanın en zor işi, Türkiye'de sanki basitmiş, çok böyle primitif bir işmiş gibi bakılmaya çalışılması çok yanlış bence. Tabii ki oraya 100 bin, 50 bin, 10 bin kapasitesi neyse insan geliyor. Ne yapmaya geliyor insanlar? Tabii bir şov izlemeye geliyorlar. Ben şovmenim, benim mesleğim bu değil. Ben bunu yapıyorum, kasıtlı yapıyorum diye bir şey yok. Ama şu var ki, İnsanla yapılan işte, eğer duygularınızı siz ifade edemiyorsanız, sevincinizi, üzüntünüzü, efendime söyleyeyim, tepkilerinizi. Ya zaman zaman ben oyunculuk da yaptığım için çok iyi biliyorum, yani bir yanlış yaptığımda da gözüm oradadır. Acaba antrenörüm bana bir tepki gösterdi mi veya doğru bir şey yaptığımda beni takdir ediyor mu? İnsan olarak yanlışa ve doğruya bir tepki görmek istiyorsunuz otomatikman. Evet. Siz bunda samimi olarak bu duyguları ifade edebiliyorsanız bunda yanlış ne? Evet. Maç izliyorsunuz, bir antrenör. Evet. Böyle bakıyor. Ya tepkisizlik bu işte, eğer efendilik ve ağır oldu molla sansınlarsa bu iş böyle olmaz benim öğrendiğim kadarıyla. Yani siz tepkilerinizi gösterin. Oyuncuyu siz 3-0 geridesiniz, siliyorsunuz kulübede oturuyorsunuz, 3-0 öndesiniz, kıyameti koparıyorsunuz. Bu değil ki yani, sizin ona ihtiyacı olduğu anda o desteği vermenizi oyuncu lideri olarak görmek ister kenarda diye ben böyle eğitildim, böyle gördüm. Hocam, takımınızda 1-0 ya da 2-0 mağlupsunuz. Hakikaten sağ kenarında tabiri caizse çıldırıyorsunuz. İşte herkese talimatlar yağdırıyorsunuz. Devre arası oldu. Soyunma odasına girdiniz. Takım olarak da buradayız. Nasıl motive ediyorsunuz oyuncuları? Neler söylüyorsunuz? Yani bir motive konuşması yapar Bakın, mısınız bana? Bakın şimdi Türkiye'de vatan millet sakaryayla oyuncuyu artık motive etme dönemi geçmiştir. Yani işte bak, bu çok iyi dolduruyor, bu iyi gaz veriyor. Gaz yok öyle, gaz yok. O kadar maddeleşti ki iş. Şimdi oyuncu devre arası veya maç öncesi veya maç sonrası bir insan bir kere. Ve siz
Onun eğer içine girip de yapısını iyi öğrendiyseniz, karakterini, tepkilerini, üzüntülerini, sevinçlerini, nelerden etkilendiğini, ona davranma imkanı çıkıyor diye. Onun için oyuncuya ben çok yakın olurum. Aileleriyle bile ilişkim çok iyidir, eşleriyle, kendileriyle. Yani onu insan olarak çözebilmem gerektiğini çok iyi biliyorum. İşte o, dolayısıyla devre arası öyle eskisi gibi duygu tamam da, bir realite istiyor. Yani sizin rakibi çok iyi analiz ettiğinizi, onun fazlasını, eksiğini, kendi takımınızın eksiğini, fazlasını, ona göre bir önlem alıp ona bir takım ifadeler, hep realite yatması lazım. Ki siz doğruyu ona empoze ederseniz o da uygulayabiliyor sahaya çıkıp. Takımlar oyuncuyla kazanıyor. İyi oyuncunuz varsa kazanıyorsunuz. Oyunla kazanan çok az takım var Türkiye'de. Bakın, kimi söyleyebilirsiniz oynadığı oyundan çok büyük keyif alıyorum diye Mehmetciğim? Aa, bakın evet. Futbolun hücum ve savunma doğrularını bunlar doğru yapıyor. Bu takım çalışmış, antrenör eli değmiş buna. Savunurken ne yapacağını, hücum yaparken ne yapacağını çok iyi net görüyorum. Diyeceğiniz kaç takım var acaba ya? Türkiye'de değil. Türkiye'de çok fazla sayamayacaksınız. Yok. Şimdi dünya, Türkiye'nin en önemli bir derbisini seyrediyorsunuz. Arkadan İngiltere'nin çok orta şiddetli bir maçını izleyin. Bakın arasındaki farkı görün. Bizimki çok temposuz, yavaş, pozisyon kısırlığı var. Takım oyunu oynanmıyor. Yani Türkiye aldatıyoruz insanları Allah aşkına yani. Doğruyu yapmıyoruz yani. Bunun da kabahatlisi inanın bu işi iyi organize edemeyenler. Yıllardan süre gelen Türk futbolunu seyrediyoruz. En büyük problem ne Türk futbolunda? Yılmaz Kural'a göre. Yönetme problemi. En büyük problem. Doğru yönetseniz bir altyapı diye bir şey olur. Oradan oyuncu çıkar. Bu oyuncular ondan sonra iş geliyor kademe kademe eğitilme konusuna. İyi eğiticiler bulacaksınız. Futbolcular astronomik rakamlar kazanıyorlar. Hatta şöyle bir tabir vardı ya hani oğlunuzu ya topçu ya popçu yapın. Bu tabire katılır mısınız? Hakikaten astronomik rakamlar veriliyor. Bunu doğru bulur mu Yılmaz Vural? Bu işi yapan bakın sosyal sınıf olarak iki sınıfın çocuklarıdır. Çünkü bu vasıtayla sınıf atlarlar. Para kazanırlar, isim yaparlar. Türkiye'de belli bir sosyal sınıfın içine girerler. Dolayısıyla bu onların bir sınıf atlama yeridir. Yani tabiri caizse günümüzün modern gladyatörü bunlar. Yılmaz Vural kendini sinirli mi ifade eder yoksa sevinir mi? Yandım, sinirli misiniz hocam yok normal ya. Hayatta da? Yok, ben, ama sizi böyle şey bilirler yani. Ya benim kadar sakin böyle şey adam yoktur ya. Çok uyumluydur. Hayatımda kavga bilmem kimseyle sert konuştum bilmem. Yani ama futbol, iş yaparken... Futbolcuları dövüyorsunuz bakın, hocam. Bakın iş dövmek diye bir şey yok ya. Hakikaten dövmek değil. Yani orada bir boşalma var, tepki var. Çünkü bir saygısızlık görüyorsunuz karşınızda. Adama demişsiniz ki kardeşim dikkat et, kırmızı kart görmeyeceksin. Burada 10 kişi bırakamazsın, bir final maç oynuyoruz biz. Tamam hocam falan diyor, çıkıyor adam daha 2 dakika sonra tekme atıyor birine, oyundan atılıyor. Ya be kardeşim, sana bunu anlattık biz. Sen eğer kendini kontrol edemeyecek kadar bu işi yapamıyorsan git başka iş yap ya. Yani biz senin gibi adamlara ihtiyacımız yok bizim. Çünkü sen belki bir final maçı kaybedip milyonlarca insanın hayatıyla oynuyorsun belki. Bakın Trabzon şampiyon olamadı, 3-4 kişi kendini astı ya. Öldürdü herif kendini ya. Ya böyle bir sorumlulukla sen bir iş yaptığının farkında değil misin? Evet. Yani olur mu yani sen böyle bir sorumluluğu kaldıramayacak kadar zavallıysan affedersin. Benim yaptığımı mı zavallılık olarak görüyorsun, kendi yaptığını mı? O zaman kusura bakma yani. Tepki görürsün benden. Yılmaz Vural devre arasında bir takımda olacak mı? Bunu izleyenler merak ediyor. Ya şimdi ben şöyle, bana soruluyor tabii artık yaş kemale eriyor yavaş yavaş. Ben de 64 yaşındayım ya, bu çok dinamizmle ilgili bir iş yapıyor. Sağlıkla ilgili, iyi doğru düşünmeyle ilgili. Allah ömür verdiği müddetçe, heyecanımı kaybetmediği müddetçe benim bu işi bırakma yaşım yok. Yani iş seni bırakırsa ne hala, ama ben pek öyle bir bırakma niyetinde değilim. Yani Türkiye'de yaşanmışlığı pek kabul edemiyoruz. Bakın çok önemli oyuncularımızı, önemli hocalarımızı artık yaşlandı bu değiştirelim. Bu kadar kolay değil. Bir Yılmaz Vural olmak bu kadar kolay değil. Yaşanmışlıklar, bilmem ne, bir sürü hayatınız geçiyor. Tam işi öğrenmişsiniz birilerine, tam vereceğiniz bir zamanda sen artık yaşlandın bu işi bırak. Böyle bir şey yok. Hocam, merhaba. Bakın ben bir kitap yazdım. Bilmem evet. Duydum. Tabii duymuşum. Nisan ayında evet. Yayına verildi. Ve çok da iyi gidiyor hocam. Şimdi kitap fuarı var TÜRYAP'ta ayın 5'inde. Bu ayın 5'inde 5 Kasım'da pazar günü. Ve orada ben şunu anlatmak istedim. Ben tabii bir kitap yazacak kendimi bu seviyede bir insan olarak göremiyordum. Ama yaşanmışlıklarınız var. Sevgili Sunay Akın beni teşvik etti. Ve Orhan Bahtiyar diye bir kardeşimle destek verdi bana. Ve bir yılı falan buldu neredeyse hazırlığı. Ve çok kolay bir şey değilmiş bu. Ama okuyanlar çok sağ olsunlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz.
Ya istedim ki bu yaşanmışlıkları toprak olup gitmesin. Yani birileri de gençlik en azından. Aa bak bir başarı hikayesinde o yoldan gidilmiş, ben de şey yapabilir miyim? Biraz da olsun ışık tutabilirsem insanlara diye böyle bir kitap yazdık. Ve dolayısıyla orada her şeyi anlatıyorum kendimle ilgili bilinmeyenle. Bu sorularının çok fazlası orada cevaplandı. Umarım o kitabı da alıp okuyacaklar. Ama ben sorumun cevabını alamadım. Devre arasında bir takım oluyor mu? Ya şöyle yani bilmiyorum onu. Ben gönül ister ki dünyanın en iyi takımında çalışayım ama o sizin elinizde değil yani. Bir işte telefon çalıyor, açıyorsunuz, ben X takımıyım. Bu, inanın bana Türkiye'den Ballıgin'den tutun da 3. lig, 2. lig, 1. lig, Süper Lig bir sürü takım sağ olsunlar kendilerinde çalışmamla ilgili beni aramıyor değiller. Ama konuşuyoruz tabii. Hedefleri, imkanları itibariyle pek uymuyor, uyuyor. Bugüne kadar olmadı ama çok takımla görüştüm. Evet. Umarım inşallah bir tanesinde anlaşmamız söz konusu olur. Burada bu kadar iddia ile bu kadar her şeyi yaparım diye konuşuyorsak onlara da bir katkımız olur. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamazsam gözüm açık gider diyor musunuz? Oynamazsam. Çalıştırmazsam. Vallahi gider. Gözüm açık gider. Yani çünkü oralarda çalışmak, ya dün ben geldim Beşiktaş stadındaydık işte. O maçı izlerken hep böyle doluyorsunuz yani orada. Ben olsam, ben yapsam falan. Ya oradaki atmosferi yaşıyorsunuz. Biz oyuncu yetiştirebiliriz, antrenör yetiştirebiliriz, bir takım idare edebiliriz. Türkiye'deki futbolu idare edebiliriz. Bakın bu kadar iddialı söylüyorum. Ben çünkü bu işi sokakta öğrenmedim. 2 üniversite. Yani bugün çok kolaysa birisi gitsin Avrupa'da şoför eğitimi yapsın da gelsin burayı göreyim onu. Yani o kadar küçümsemeyelim bir şeyleri. Ben bir işçi çocuğuydum. Yani gittiğimde oralara babamın parasıyla yapmadım bu işi. Geceleri çalıştık, gündüzleri çalıştık, gittik mektepler okuduk. Yani ki ülkemize bir katkımız olsun. Evet. Ve oralarda da kalabilirim, hala yaşayabilirim ama hiç tercih etmedim. Ben ailem orada, ben burada. Ülkeme bu konuda bir katkımız olursa ne mutlu bize diye düşündüğümüzden buradayız. Yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sonra ne oldu da bütün sorularımızı içtenlikle cevapladığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'la konuştuk, hayallerini konuştuk, ideallerini konuştuk, geçmişini konuştuk. Bugünlere geliş hikayesini anlattık. Haftaya bir başka programımıza yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.